Merhabalar arkadaşlar. YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, iş güç ve enerji konusunun konu anlatımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki arkadaşlar iş enerji teoremi ile ilgili soru. O ardından hemen potansiyel enerji, onun ardından da yay potansiyel enerjisi, sonrasında zaten ray problemleri ve bunun şekilde videolarla devam edecek. Tabii buradan başlarsanız konu anlatımı adına bir sıkıntımız kalmaz inşallah. Evet, ilk olarak iş kavramıyla başlıyoruz arkadaşlar. Evet, iş nedir? Bir cisme kuvvet uygulandığında eğer cisim yer değiştiriyor ise kuvvet iş yapıyor denir. Yani demek ki iş kavramı için iki şeyi bilmemiz lazım. Kuvvet ve yer değiştirme arkadaşlar. İşte örnek verirsek o halde M kütleli bir cisme F kuvveti uygulayarak ne yaptım? Burada delta x vektörü kadar şuradan şuraya getirdim. Yani delta x kadar yer değiştirdim. O zaman bakın hem kuvvet uyguladım hem de yer değiştirdim. Bu ikini mutlaka beraber olmak zorunda. Ne oluyor? Cevap çok basit. Kuvvet çarpı yer değiştirme vektörlerinin çarpımı, tabii iki vektörün çarpımı skaler olarak elde ettim. Ne oluyor? Newton bunun birimi, metrede yer değiştirmenin birimi, jül olarak da neyi buluyoruz arkadaşlar? İş kavramını elde etmiş oluyoruz. Ve bakın geçen seneki bir sınav sorusuydu bu. Kimler peki iş yapabilir? Dikkat edin, sadece hareket doğrultusundaki kuvvetler. Yönü demedim arkadaşlar, dikkat edin. Yön değil, doğrultu. Eğer siz sağa doğru gidiyorsanız örnek verdim zaten. Örnek 1'de. Diyelim cisim sağ tarafa itti. Buraya geldi değil mi? Bakın bu şekilde gidiyor. Bu yönü. Bu doğrultu demek ne oluyor? Bu çizginin üzerindeki kuvvetler iş yaptı. Yani kim iş yaptı o zaman? F1 ve F3 iş yaptı değil mi arkadaşlar? Burada iş yaptı. Şimdi buraya geliyoruz. Bu cisim ise yukarı gitti. Değil mi? Kim iş yaptı? Burada bu arada bunun da ağırlığı var. Mg. Diyebilirsiniz az önce de vardı ama aşağı doğru veya yukarı doğru gitmediği için Mg işe yaramadı. Ama burada da ne oluyor? Cisim yukarı doğru gidiyorsa o zaman bu çizginin üzerindeki kuvvetler iş yapmıştır. Yani F1 ve F3 yapmadı. Bu sefer de F2 ve Mg kuvvetleri arkadaşlar iş yaptı. Bunun zaten pozitif veya negatif olduğunu tartışacağız biraz sonra. Basit bir soruyla başlıyorum. 4 kilogram kütleli cisim F kuvvetiyle A'dan B'ye kadar çekiliyor. Ve F kuvvetinin yaptığı iş kaç jül denmiş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın sürtünme de yok arkadaşlar. Zeminde K'nın sıfır olması. Neydi iş kavramımız? F çarpı delta x. F kuvvetinizin değeri kaç? 20. Yer değiştirmeniz bakın metre cinsinden verilmiş zaten 5. O zaman yapmış olduğumuz işin cevabı arkadaşlar 100 jül olacaktı. Evet, bir başka soru. 5 kilogram kütleli cisim kuvvetler etkisinde A'dan B'ye getiriliyor. Dikkat edin kelimeye. Net kuvvetin yapmış olduğu iş nedir? Bakın arkadaşlar net kuvvetin yaptığı işi soruyorsa siz de şöyle cevap veriyorsunuz. F net çarpı delta x diyorsunuz. Bakın sürtünme de yok. 10 Newton buraya çekiyor. 4 Newton buraya çekince o zaman net kuvvetimiz ne kalmıştır arkadaşlar? Sağ tarafa doğru bir 6 Newtonluk net kuvvetimiz var. O zaman net kuvvet yerine 6 yazıyorum. Yer değiştirmeniz ise 3 metre olduğuna göre yapılan işimizin cevabı 18 jül olacaktı. Evet. Şimdi bu sefer daha da bir uyanık olmamız gereken 20 Newtonluk bir F1 ve 12 Newtonluk bir F2 kuvveti 3 kilogram kütleli cisme sürtünmesiz düzlemde çekiliyormuş 50 santimetre. Dikkat edin şimdi. F1 kuvvetinin yaptığı iş. Bakın arkadaşlar size F1 kuvvetinin yaptığı iş diyorsa sadece F1 ile ilgileneceksin. Yani bu kabaca şöyle. Ayşe'nin yaptığı iş diyorsam sadece sizi Ayşe ilgilendirir. Geri kalan hikayedir. O yüzden yapılan işi soruyorsa sadece F1 çarpı delta x. F1'in değeri kaç? 20. Yer değiştirme 50 santimetre. Mutlaka metreye çeviriyoruz. Ne yapar arkadaşlar? 0,5 metre. 20 çarpı 0,5'ten de arayacağınız cevap da arkadaşlar nedir? 10 jüllük bir iş. Bakın F2 ile ilgilenmiyorum. Çünkü adam size onun yaptığı işi ya da net işi sormamıştı. Bir önceki soruda da hatırlayın. Net işi sormuştum arkadaşlar. Evet. 4 kilogram kütleli bir cisim sürtünme kuvvetinin 6 Newton olduğu düzlemde F kuvvetiyle çekiliyormuş. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş. Bakın bu sefer neyi soruyor? Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi merak etmiş. O zaman sürtünmenin yaptığı işi merak ediyorsan sürtünme kuvveti çarpı yer değiştirme yapacaksın. Sürtünme kuvveti kaç? 6. Yer değiştirmeniz 2. 12 jül olacak idi. Ve dikkat edin. F kuvvetiyle de ilgilenmedim. Çünkü adam sadece sürtünme kuvvetinin yaptığı işi sormuştu. Bakın basit sorulardır fakat tehlikeli sorulardır bunlar. Sürtünme katsayısının 0,5 olduğu düzlemde F kuvvetiyle A'dan B'ye getirilen cisim üzerine yapılan net işi soruyor. O zaman ne yapıyorduk? Net işi bulurken de cevabımız basit F net çarpı delta x idi.
O zaman net kuvveti bulmam lazım. Bakın sürtünmeli bir düzlem olduğuna göre dinamik konusunda bunu öğrenmiştik arkadaşlar. Öğrenmeyen varsa mutlaka videolara geri dönsün. Dinamiğe sürtünme nasıl bulunuyordu? K çarpı N idi arkadaşlar. O zaman yazarsak K katsayısı 0,5 çarpı bu cismin düzleme uyguladığı kuvvet nedir? Ağırlığı. MG'si neydi? 4 çarpı 10'dan 40 Newton uygulanıyor mu? O zaman sürtünme kuvvetinin değeri kaç çıktı? 20. O zaman ne yapıyor? Sürtünme kuvveti şöyle sizi engellemeye çalışacak 20 Newton. Ama 26 onu yendi. O zaman net kuvvet ne kaldı bu tarafa doğru? 6 Newton'luk net kuvvet kaldı. Ne kadar yer değiştirmiş? 5 metre. Sonuç 30 Joule olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet, bir başka soru. Bu sefer de bir başka güzellikle tanışıyoruz. Sürtünmesiz düzlemde bir cisme uygulanan kuvvetin yola göre grafiği şekildeki gibidir. 20 metrelik yol sonunda yapılan toplam iş kaç joule olur? Şimdi arkadaşlar burada da dikkat edeceğiniz bir şey. Ne grafiği verilmiş? F ve X. Şimdi işi soruyor. İşin formülü neydi? F çarpı delta X idi. Bakın çarpmak ne demekti? Ben size hareket grafiklerini söylemiştim. Çarpmak demek o grafiğin alanını alacaksınız demektir. O yüzden bu grafiğin alanı kıymetli arkadaşlar. Şuradaki alanları hesaplayarak biz işi hesaplayabiliriz. Bakın şurada bir alan gördüm. Şurada bir başka alan. Şurada da başka bir alan. O zaman başlıyorum hesaplamaya. Bakın. Burasının boyutu 10. Şurası da 5 olunca buranın tamamı 50 oldu mu? Sonra buraya gelelim bak. Şurası 4. Şurası da 5 olduğuna göre burası 20. Bakın buraya dikkat et. Burası 6. Şurası da 5 çarpı 6 çarpı 5 bölü 2'den ne yaptı? Burası da 15 yaptı değil mi arkadaşlar? Ve son olarak da burası. 10 burası. 4 de burası. 40 da burası. O zaman yapılan işin toplamı bu sayıların toplamıdır. Yani 50 artı 15 artı 20 artı 40 ne yaptı? 65 95 115 joule diye bulduk arkadaşlar. Doğru mu yaptık? 50, 65, 60 daha 125. Evet. Evet, bir başka soru. Bu sefer işin içine eksi yönde katmaya çalıştım arkadaşlar. Adım adım yukarı gidiyoruz. Sürtünmesiz düzlemde cisme uygulanan kuvvet yol grafiği böyleyse 0-25 metre arası yapılan toplam işine kadar. Ne dedik az önce de? F ve X grafiği verildiyse bunun alanı kıymetli. Bakın grafik üstteyse altındaki alanlar kıymetliydi. Aşağıdaysa da üstündeki alanlar. Bunları hareket konusunda anlatmıştık. Hadi bakalım. Ne kadar var burada? 6 çarpı 5 bölü 2'den burası 15. 5 çarpı 6'dan burası 30. Burası 5 çarpı 6 bölü 2'den burası da 15. Ve bunların hepsi pozitif, dikkat edin. Buraya geldik bakın. 10 çarpı eksi 4 bölü 2 ne yaptı? Eksi 20 yaptı mı? O zaman yapılan işin değeri nedir arkadaşlar? Bunların hepsinin toplamı. 15 var, 30 var, 15 var, eksi 20 var 25 metrede. O zaman ne oldu? 60 burası, 20 de düştük. Yapılan işin cevabı arkadaşlar 40 joule olarak bulacağız arkadaşlar. Evet, şimdi birazcık işe yavaş yavaş enerji ifadeleriyle tanışacağız. Diğer videolarda da buna devam edeceğim. Şimdi enerji tanımı iş yapabilme yeteneği derler. Bir işi yapmamız için gerekli olan yetenek. Şimdi işi enerjiye geldiğiniz zaman arkadaşlar ne oluyor? Bizi ilgilendiren A şıkkı kinetik enerji EK ile gösteriyorum. B şıkkı potansiyel enerji EP ve C şıkkı bunların toplamı olan mekanik enerji diyoruz. EM ile gösteriyoruz. Kinetik enerji neye bağlıdır arkadaşlar? Duyduğunuz bir şeydir. Hızdan dolayı sahip olan enerji. Potansiyel enerji örneğin yükseklik. Tabi biraz sonra daha ileriki videolarda da göreceksiniz. Esneklikten kaynaklı olan bir potansiyel enerjimiz de var. Mekanik enerji ise hem potansiyel hem de kinetik enerjinin toplamına denir arkadaşlar. Bu enerji bilgilerine ihtiyacımız olacak. Örneğin kinetik enerji. Neymiş tanımı? Bunu gösterirken biliyorsunuz EK sembolünü kullanıyoruz. Cisimlerin hızlarından dolayı sahip olduğu enerjidir ve EK ile gösterilir. Eğer m kütleli bir cisim v hızıyla hareket ediyorsa böyle bir cismin kinetik enerjisi 1 bölü 2 m v kareydi hatırlıyorsanız. Dikkat edin, kütlenin birimi kilogram. Hızın birimi metre bölü saniye ise elde ettiğiniz enerjinin birimi ne oluyormuş? Joule. Hatırlayacaksınız videonun başında da işin birimi neydi arkadaşlar? O da joule'dü. Demek ki kinetik enerji ile iş arasında güzel bir bağlantı yapacağız. Bir sonraki videoda anlayacağız bunu da. Önce biraz basit antrenmanlar yapalım. Kinetik enerji ile tanışalım. X ve Y cisimlerine ait bilgiler verilmiştir. Buna göre X ve Y cisimlerinin kinetik enerjileri oranı nedir? Neydi arkadaşlar? Kinetik enerji 1 bölü 2 m v kareydi. O zaman başlıyorum. X isminin kinetik enerjisi 1 bölü 2, kütlesi 2, hızının karesini alıyorum. 8'in karesi. Ne oldu güle güle? 64 joule yaptı mı? Y cisminin kinetik enerjisi ise 1 bölü 2
4 4'ün karesi. Şununla şu sayede işte 2. 2 kere 16'dan da bu da 32 jül yaptım arkadaşlar. Oranları sorulmuş. Cevap da yalnızca 2 idi. Evet, bir başka sorumuz. 4 kilogram kütleli bir cisim 5 metre bölü saniyelik sabit hıza ilerlerken hızını bir anda 10 metre bölü saniyeye çıkarıyor. Buna göre kinetik enerjisi kaç jül arttı? Hemen 2 katına çıktı diye 2 katı falan diye yorum yapmayın arkadaşlar. Yeni durumunuzu da çizelim. 4 kilogram kütleli cismin artık hızı kaç olmuş? 10 olmuş. Bakalım ne kadar artmış. İşte artış sorularına birazcık dikkat edin arkadaşlar. Bunun kinetik enerjisi birincini yazıyorum. Birinci durum neydi? 1 bölü 2 neydi? Genel formülümüz 1 bölü 2 m ve kareye göre yazıyorum. Kütlesi 4 ve 5'in karesiydi. Şurada bir 2 kaldı. Çarpı 25'ten. İlk enerjimizin cevabı kaçtı arkadaşlar? 50. İkinci duruma gelirsem 1 bölü 2 çarpı 4 10'un karesi haline geldi. Burası 2. 100 de buradan geldi. 200 jül oldu mu? Bakın 50 jüldüm, 200 jül oldum. Ne kadar arttı? Cevap 150 jüllük bir artış var arkadaşlar. Ve dikkatli olun. Basit sorular fakat yine de dikkat edin arkadaşlar. Evet. İlk olarak iş ve enerji kavramının ilk giriş kısmını tamamladım arkadaşlar. Bir sonraki videoda iş enerji teoremiyle tanıştıracağım. Çok daha iyi düzeyde sorularla tanışacaksınız. Görüşmek üzere arkadaşlar bir sonraki videomuzda.